Merhaba arkadaşlar. Birkaç İlmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber bu görmüş olduğunuz motifli yeleğin anlatımını yapacağım. Çok kolay bir yelek arkadaşlar. Düz örgü ve ters örgüyü bilen herkesin çok rahatlıkla örebileceği bir yelek. Yeleğimiz 3 parçadan oluşuyor arkadaşlar. 2 tane ön parçası ve bir tane de arka parçası. Arka parçasını renkli olarak tercih ettim. Bu şekilde çizgili olarak. Ön parçalarında biri pembe, biri beyaz tercih ettim. Kullandığım ip arkadaşlar Kartopu Baby One. İkisi de. Bu beyaz ipimin numarası K010. Bu da pembe ipimin numarası K245. Birer ip yeterli olur arkadaşlar. Bir pembe, bir beyaz. Bu şekilde. Motiflerin yapılışı da videonun içinde mevcut. Evet. Ön parçaları yaparak videomuza başlayalım arkadaşlar. Bu arada yeleğimizin boyutu 1 yaş 9 ay 1 yaş ölçüsündedir. Örecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Buyurun başlayalım. Evet arkadaşlar. Ben pembe ipimle başladım. 3,5 numaralı şişime toplamda 38 ilmek attım. Ve 4 sıra boyunca haroşa örgümü ördüm. O şekilde geldim. Şimdi arkadaşlar burada düğme deliği açacağız. Sizlere onu göstermek istedim. Şimdi düğme deliğini de hep beraber açalım. Zaten yeleğimiz çok kolay. Haroşa örgülerden ve lastik örgüden oluşan bir yelek olduğu için herkesin çok rahatlıkla örebileceği bir yelek. İlk ilmeğimi aldım. 1 Pardon. İlk ilmeğimle beraber 3 ilmeğim oldu. Daha sonra bir tane doluyorum ve 2 ilmeği bir kesiyorum, alıyorum. Yani bir ilmek eksiltmiş oluyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde düğme deliğimizi de açmış olduk. 3 ilmek ördük, bir doladık ve 2 ilmeği bir alarak bir tane eksiltmiş olduk. Şimdi arkadaşlar bu şekilde örgümüze devam edeceğiz. Lastik kısmına kadar, yani koltuk altı ve boyun kesme yerine kadar haroşa örgülerle devam edeceğiz. Ve aralarda tabii ki düğme deliklerimiz olacak. 8 sırada, 9 sırada yahut 10 sırada bir düğme deliği açabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir şey arkadaşlar. Düğmelerin sık sık olmasını isterseniz daha yakın aralıklarla düğme deliği açabilirsiniz. Evet, ben haroşa örgümü düz örgülerden oluşturduğum için bu şekilde örüyorum. Evet, sıramı bu şekilde tamamladım. Evet. Bu tarafta düğme deliğimizi de açmış olduk. Şimdi arkadaşlar, dediğim gibi o koltuk altı kesim yerine gelene kadar haroşa örgü olarak öreceğiz. Ve dediğim gibi istediğiniz sıklıkta düğme deliği açabilirsiniz. Düğme deliği açmayı da gösterdim. Aynı şekilde açıyoruz yine düğme deliklerini. Ben şimdi koltuk altına gelene kadar, lastik örgü yerine gelene kadar örüp
Geleceğim arkadaşlar. Geldiğimde ne kadar ördüğümü, kaç düğme deliği yaptığımı, kaç sırada bir düğme deliği açtığımı hepsini daha detaylı sizlerle paylaşacağım. Şimdi ben koltuk altına kadar örüp geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben yeleğimin alt kısmını bitirdim. Şimdi lastik kısmına başlayacağız. Şöyle söyleyeyim, ben toplamda 5 tane düğme yeri açtım, düğme deliği açtım ve düğme deliklerini 10 sırada bir yaptım. Toplam beraber sayalım kaç sıramız olmuş? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46 ve 47 sıra toplamda örmüşüm. Son düğme deliğimden sonra 3 sıra haraşo olarak ördüm. Dediğim gibi toplamda 5 tane düğme deliği açtım ve sizlere ölçüsünü de vereyim. Şu şekilde 20 santim arkadaşlar. Haraşo olan kısmı toplamda 20 santim olana kadar örmüşüm. Şimdi hep beraber hem kesme işlemi yapacağız hem de lastik örgüsüne başlayacağız. Evet arkadaşlar. Şimdi eksiltme işlemlerimize başlayacağız. Yine her zamanki gibi ilk ilmeğimi boş olarak alıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Başta ve sonda 4 tane 4 ilmek bizim haroşa ilmeğimiz olacak. Haroşa olarak devam ettireceğiz. O yüzden bakın 4 ilmeğimi ördüm. Daha sonra bu taraftan da 4 ilmek ayırıp bu ara kısımdan 12 tane ilmek eksilteceğiz arkadaşlar. Evet, 4 tane de burada haroşa kısmımız olacak ve aralardan 12 ilmek eksilteceğiz. Bunu da bir ilmek örüp bir ilmek keseceğiz ya da iki ilmeği hep bir alacağız. O şekilde aralardan eksilteceğiz. 4 ilmeğimi ördüm. Bir ördüm. İkisini bir eksilttim. Bir. İki ilmeğimi bir aldım yine. İki. Bir tane örüyorum. İki ilmeğimi bir alıyorum. Bir tane örüyorum. İki ilmeğimi bir alıyorum. Bir tane örüyorum. İki ilmeğimi bir alıyorum. İki ilmeğimi bir alıyorum. Tekrar iki ilmeğimi bir alıyorum. Tekrar iki ilmeğimi bir alıyorum. Toplamda aralarda dediğim gibi 12 tane eksiltme yapmamız gerekiyor. Şimdi ben sayalım. Toplamda 40, pardon, 38 ilmekle başlamıştık. 12 ilmeği eksilttiğimiz zaman toplamda şişimizde 26 ilmeğimiz kalmış olması lazım. Baştaki ve sondaki haroşalarda dahil toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 2 tane daha fazladan ilmeğim var. Yine ikisini bir aldım. Bir tane eksilttim. Yine ikisini bir aldım. Ve bir tane daha eksilttim. Bir tane ilmeğimi örüyorum ve 2, 4 tane ilmeğimi de haraşo olarak örüyorum arkadaşlar. Yani aralarda 12 tane ilmek eksilteceğiz. İster sık sık eksiltin devamlı, ister bir tane arada örün eksiltin, o hiç fark etmez. Dediğim gibi arada 10, 2 tane ilmeğimi eksilttim ben şu anda.
Başta 4 tane haroşa, sonda 4 tane haroşa. Toplamda 26 ilmeğim olmuş olması lazım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24 ve 26. Evet, toplamda 12 ilmeğimizi eksilttik. Şimdi arka sırada artık örgümüzün arka sırasındayım. Ve bu sırada lastik örgümüze başlayacağız. Evet, yine ilk ilmeğimi her zamanki gibi boş olarak alıyorum. Örmeden alıyorum yani. 2, 3, 4 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Ve 2 tane düz ördüm. Pardon, şu kenarları ön tarafta düz olması için arka tarafta ters örelim. 4 tane haroşamı ördüm. 2 tane ters örüyorum. 2 düz ve 2 ters. 2 düz, 2 ters. 2 düz, 2 ters. Evet. Aradaki ilmekleri 2 düz, 2 ters olarak örüyoruz ve kenardaki 4 ilmeğimizi hep örgümüzün sonuna kadar haroşa olarak öreceğiz. Evet. Bu şekilde üst lastik kısmını da oluşturmaya başladık. Dediğim gibi artık yeleğimizin ön parçasını tamamlayasıya kadar hep bu kenar ilmekleri 4 tane haroşa ve ortadakiler 2 ters 2 düz olarak devam edecek. Şimdi aynı şekilde artık hiçbir eksiltme veya artırma yapmadan yeleğimizin ön parçasını bitirene kadar örelim. Ve geleceğim. Ondan sonra hep beraber devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben lastik kısmımı da ördüm. Kesmeni yaptım. Örerek kesme tekniğiyle. Lastik kısmımı toplamda kenar haroşalarını saydığımda 21 sıra haroşam var. Yani 21 sıra boyunca lastik örgümü bu şekilde yapmış oldum arkadaşlar. Ben örgümün diğer parçasına da yaptım. Yeleğimizin. Bu pembe parçadan farkı sadece bunda düğme delikleri yok. Geri kalan bütün her şeyiyle aynı. Kısaca anlatmak gerekirse 38 ilmek başladım. Pembe parçadaki 47 sıra haroşa örmüştüm. Bunda da aynı şekilde 47 sıra haroşa ördüm. Daha sonra kenarlardan 4'er ilmek haroşa bırakarak ortadan 12 ilmek eksiltip 2 ters 2 düz lastik örgü yaparak yine bu lastik örgü kısmını 21 sıra haroşa olacak şekilde ördüm ve yine örerek kesme tekniğiyle ön parçamı da bitirdim arkadaşlar. Aynısı olduğu için videoyu çok uzatmamak adına ben diğer ön parçayı da ördüm. Şimdi arka parçadayız arkadaşlar. Arka parçayı şu şekilde göstereyim. Çizgili yapacağımız için ben şimdi başladım. Toplamda 68 ilmek attım ve 2 sıra beyaz, 1 sıra pembe, 2 sıra beyaz, 1 sıra pembe olarak başladım. Siz isterseniz 2 sıra beyaz, 2 sıra pembe yapabilirsiniz. Benim pembe ipim biraz az kaldığı için ben tek sıra yapmayı tercih ettim. O tamamen keyfinize kalmış. Şimdi arkadaşlar yine 68 ilmek başladım ve düz
haraşo olarak örüyoruz örgümüzü. Ön parçalarda 47 sıra haraşo örmüştük. Aynı şekilde arka parçada da 47 sıra haraşo öreceğiz. Ve daha sonra lastik kısmı için yine kenarlardan 4'er ilmek haraşo bırakıp orta kısmı lastik örgüye çevireceğiz. Yalnız ön taraflarda lastik kısmı için eksiltme yapmıştım 12 ilmek. Arka kısmı için lastik bölümünde eksiltme yapmayacağız. 68 ilmek olarak devam edeceğiz. Sadece yine şu kenar kısımlarında 4'er ilmek haraşomuz olacak. Hem başta hem de sonda. Şimdi ben size bu renk geçişlerini göstermek için açtım videoyu. Bakın ilk başta ipimizi bağladım ve ipimizi her defasında kesmeden ipimizi bir yukarıya atlatarak örgümüze başlıyorum. Şimdi beyaz örgü iple örgümü ördüm. Şimdi pembe ipime geçiş yapacağım. Şöyle ayarlayayım. Şimdi bakın iki sıra beyazımı ördüm. Ve şimdi beyaz ipimi arkaya alıyorum. Ve pembe ipimi, bakın, beyaz ipimi arkaya doğru aldım. Pembe ipimi onun önüne geçirdim. Ve bu şekilde buradan başlayacağız. Evet, beyaz ipimizi arka tarafa atıyoruz. Ve pembe ipimizle başlayacağız arkadaşlar. Evet. İlk ilmeği tabii ki renk geçişi olduğu için örüyorum. Ve sonra şu arkadan beyaz ipi çekiyorum. Bakın düzgün bir geçişimiz oluyor. Yalnız bu ipi çok sıkarak başlamayın ki burası bu şekilde büzüşmesin. Rahat serbest bırakın. Bu şekilde. Evet bakın beyaz ipimi de sonradan hafif çektim ve sırama başladım. Şimdi ben bir sıra pembe ipimle öreyim. Ön sırayı bir de arka sırayı öreyim. Geleyim tekrardan beyaz ipimi geçişini göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bakın ben bir sıra pembe ipimle ördüm. Şimdi tekrar beyaz ipime geçeceğim. Bakın pembe ipimi arkaya doğru çekiyorum. Ve beyaz ipimi pembe ipimin önüne geçirdim. Bakın. Evet. Böyle. Renk geçişi olduğu için dediğim gibi ilk ilmeği yine örerek alıyorum. Bu şekilde. Normalde biliyorsunuz ki ilk ilmekleri hep örmeden alıyorum. Örmeden aldığım için şu şekilde göstereyim. Bakın düzgün bir görüntü elde ediyoruz. Ve dikiş yapmak daha kolay oluyor arkadaşlar. Evet. Yeleğimizin zaten arka parçasında bitirince dikerken onu da anlatacağım ve göstereceğim. Evet. Bu şekilde beyaz ipimize geçiş yapmış olduk. Şimdi şöyle göstereyim tekrardan. Bakın. Pembe ipimi şöyle hafiften çekiyorum ve düzeltiyorum. Bakın. Çok sıkmadığım için düz duruyor. Eğer çok sıkarsanız bu başlangıç ipinizi ve diğer ipinizi bu sefer burasını böyle büzüştürebilir. O yüzden çok sıkmadan bu şekilde renk geçişlerini yapıyoruz arkadaşlar. Evet dediğim gibi arka kısmını da 47 sıra boyunca haraşo örgü yapıyoruz. Daha sonra kenarlarda 4'er ilmek haraşo bırakıp ortadaki bütün ilmekleri lastik örgüye çeviriyoruz arkadaşlar. Hiçbir eksiltme yapmadan. Daha sonra ben bu arka parçanın bitişinde
Yine videomu açacağım arkadaşlar. Çünkü bütün yapmış olduğumuz her şey aynı. Anlattığım şekilde. Ön parçayı da örerken göstermiştim zaten. Dediğim gibi sadece eksiltmelerini yapmayacağız. İpimiz, şişimizde kaç ilmeğimiz varsa onların hepsini lastik örgüye çevireceğiz. İlk 4 ve son 4 ilmek hariç. Onlar da dediğim gibi haroşa örgü olarak devam edeceğiz. Evet, şimdi arkadaşlar ben arka parçamı da öreyim. Yeleğimi bitirirken örerek kesme tekniğiyle kapatmayı size göstereceğim. Arka parçayı öreyim. Kesme işlemi sırasında geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben arka parçamını da tamamladım. Çizgili bir şekilde yapmıştık, başlamıştık. 2 sıra beyaz, 1 sıra pembe olarak toplamda 47 sıra boyunca haroşa örgülerimi ördüm. Daha sonra lastik örgüye geçtim. İlk 4 ilmek ve son 4 ilmek yine haroşa olarak devam ettim. Yalnız ön parçalarda lastik bölümünde eksiltme yapıyorduk. Bunda lastik bölümünde eksiltme yapmadan lastiğimi oluşturdum. Ve kenarları saydığımızda şu haroşaları toplamda 21 sıra haroşa olarak ördüm. Bakın renk geçişlerinde bu şekilde üstüne atlatarak yapmıştık ve çok da düzgün bir renk geçişi oldu. Şimdi arkadaşlar ön parçalarda göstermemiştim. Örerek kapatma tekniğini. Şimdi burada sizlere örerek kapatma tekniğini göstereceğim. Daha sonra yeleğimizin arka parçasını bitirip bitirdikten sonra dikişine geçeceğiz. Evet, ilk ilmeğimi aldım. İkincisini haroşamı ördüm ve üzerinden atlattım. Bir saniye. Tekrar gösteriyorum. İlmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Evet. İlmeğimi örüyorum ve diğerini üzerinden atlatıyorum. Bakın iki tane ters ilmeğim var. Tersleri ters örüyorum. Düzleri düz örüyorum. Ve üzerinden atlatıyorum. Evet. Örerek kesme tekniğimiz de bu şekilde arkadaşlar. Evet, bakın. İlmeğimi örüyorum. Arkadaki ilmeği bunun üzerinden atlatıyorum bu şekilde. Ters ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. Ve düz ilmeklerimi de düz olarak devam ediyorum. Bu şekilde. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın çok düzgün bir kesme tekniği. Şimdi sıra sonuna kadar yapalım. Yeleğimizi tamamen bitirelim. Sonra dikişine geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ben arka parçamı da bitirdim. Şu şekilde. Evet, 3 parçamız da bitmiş oldu. Beyaz da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar dikişe geçmeden önce ben motiflerimden bir tanesini ördüm. Diğerini de beraber başlayalım istedim. Diğer motifimi de beyaz olarak öreceğim. Şimdi ilk önce 5 zincir çekeceğiz. Bir, iki, üç, dört ve beş. Hemen şu baştaki zincirime
Batıyorum. İçinden çekip bu şekilde sabitliyorum. Tekrar 1, 2 ve 3 zincir çektim. Ve şu yapmış olduğum halkanın içine batacağım. Bir doluyorum ve batıyorum. İki kere de çıkartıyorum. Yani ikili trabzan yapmış oluyorum. Evet. Bu şekilde baştaki zincirimizi de sayarak 3 tane kabul ediyoruz. Ve şimdi 1, 2 zincir çekiyoruz. Köşe oluşturacağımız için 2 zincir çektik. 1 doladık. Tekrar ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 ve 3. trabzanımız. Tekrar 1 2 tane zincir çektim. 1 doladım. Yine ikili trabzan. 1 2 ve 3 ve tekrardan 1 2 zincir doladım ve 1 2 ve 3. trabzanım. Şimdi şu baştaki 3 zincir çekmiştik. Onun içine batıp bu şekilde çekiyoruz ve sabitliyoruz. Bakın. Köşeli oluşturduk arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim. Bu ilk halkayı yapmış olduk. Şimdi onun üzerine çıkacağız. Buraya sabitlemiştik. Bir doluyorum ve şu ara kısma batıyorum. Ve yine ikili trabzan yapıyorum. 3 tane. 1 2 ve 3. trabzanım. 2 zincir çekiyorum. Burada tekrardan köşe oluşturacağız. Bir doluyorum. Ve yine aynı deliğin içine batıyorum. Bakın bu köşeye 2 tane 2 kere üçlü trabzan yapıyoruz. Yani arada 2 zincir çekerek 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. 2 kere. 2 ve 3. Bakın. Şimdi tekrar doluyorum. Zincir çekmeden buradaki deliğe batıyorum. Ve 1 2 ve 3. Tekrar 2 zincir. 1 doluyorum. Yine aynı deliğin içine tekrar 3 tane ikili trabzan yapacağım. Evet. Tekrar doluyorum. Bu sefer bu köşenin içine batıyorum. Zincir çekmeden battım. 2 ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar 1, 2 zincir doluyorum. Tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu şekilde köşeli yapmış oluyoruz arkadaşlar. O 2 zincir çektiğimiz 2 zincir köşelerini oluşturuyor. Şimdi son köşemiz kaldı burada. Tekrar doladım
ve battım zincir çekmeden. Ve yine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Ve tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 ve 3. Evet. Şimdi doluyorum. Pardon. Şimdi artık bakın. Burada köşeyi oluşturacağız. Yalnız burada dolamadan buradaki baş tarafa batıyoruz. İçinden ip geçiriyoruz ve buradan da geçirip bakın bu şekilde sabitliyoruz. Evet. Şimdi ikinci sıramızı da yaptık. Şöyle göstereyim. Bu birinci sıra. Bu ikinci sıra. Şimdi üçüncü sıradayız. Ve toplamda 4 sıra yapacağız zaten. Şimdi arkadaşlar yapacağımız şekil hep aynı şekilde gidecek. Dediğim gibi hep köşelerde sadece zincir çekeceğiz. Şimdi bu üçüncü sırayı da göstereceğim size. Çünkü bu aralara da üçlü trabzan yapacağız bu sefer. Onu göstereceğim. Şimdi bakın burayı sabitlemiştim. İkinci sırayı bitirmiştim. İkinci sıra bittikten sonra burada sabitledikten sonra bir tane dolayıp hemen yanındaki köşenin içine batıyoruz. Zincir çekmeden. 1, 2. İkili trabzan. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Üç tane yaptım. Şimdi bir, iki zincir çekiyorum. Köşe ya, köşelerde tekrar köşe oluşturmak için bir tane üçlü, ikili trabzan yaptım. Üç tane, iki zincir çektim, doladım ve bir tane daha buraya üçlü trabzan yapacağım. 3 tane ikili trabzan. 1, 2 ve 3. Yani köşelerdeki deliklere 2 tane bu şekilde model yapıyoruz. Yani ikili trabzanı üçlü olarak ikili trabzanı böyle 2 tane yapıyoruz. Şimdi bakın ortada da bir deliğimiz var. Oraya da zincir çekmeden doluyoruz ve batıyoruz. Buraya da 3 tane yine ikili trabzan yapıyoruz. 2 ve 3. Evet. Köşeye geldik. Doluyoruz ve köşedeki deliğe batıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar sadece köşe oluşturacağımız zaman zincir çekiyoruz. Evet. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Köşe olduğu için 2 zincir çektim. Doladım. Ve tekrardan aynı deliğe 3 tane ikili trabzan yapacağım. 1 2 ve 3. Evet. Bakın. Bu köşeyi de tamamladık. Şimdi orta. Dediğim gibi arkadaşlar modelimiz hep bu şekilde gidecek. Şimdi ortaya batacağım. Üçlü trabzan yapacağım. Sonra köşeyi yine zincir çekmeden batacağım. Üçlü trabzan iki tane ikili üç tane trabzan yapacağım. İkili trabzan. 2 zincir çekip yine aynı deliğe 3 tane ikili trabzan daha yapacağım. Tekrar yanındaki deliğe yapacağım. Tekrar yine köşe. Köşeden sonra bakın burada
Bir tane daha deliğimiz var. Buraya da üçlü trabzanımı yapıp şu köşeye batıp sabitleyeceğim. Sonra tekrardan dördüncü tarafımızı yapmak için köşeye batacağım. Sonra delik sayımız bakın burada 2'ye çıkıyor. Dördüncü sırayı köşeden başlayıp yine köşeye 2 tane bu şekilde üçlü trabzan yapacağım. Sonra bu araya batacağım. Buraya üçlü trabzan yapacağım. Buraya da batacağım. İkili 3 tane trabzan yapacağım. Yine aynı şekilde tekrardan köşeye geleceğim. Bu şekilde 4 tane 4 sıra yapmış olacağız. Şimdi ben sıramı tamamlayıp geleceğim. Sabitleyip beraber bitirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben 4. sıramı da tamamladım. Son sıramı. Bakın son üçlü 3 tane trabzanımı da yaptım. Hemen şuraya batıyorum. Ve bu şekilde sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum ve ipimi biraz uzunca bırakarak kesiyorum. Evet. Bunları bu şekilde dikeceğim. Bu bıraktığım iplerle beraber şu şekilde yan tarafına getirirseniz sizde daha iyi olur. Buradan ipi geçirip hemen bu şekilde buradan kenardan dikmeye başlarsınız. Evet arkadaşlar. Şimdi ben ortalayıp bu motiflerimi dikeyim. Daha sonra kenar dikişleri için tekrar geri geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben motiflerimi diktim. Şimdi kenar dikişlerini yapacağız beraber. Örgümüzün ters kısımları dışta kalacak şekilde yerleştireceğiz. Yani iç kısım, ön kısımları iç tarafta kalacak. Bu şekilde. Bu da bu tarafta. Bu şekilde kenar dikişlerimizi yapacağız. Şimdi ilk önce bu tarafı dikelim. Birazcık uzun bırakmıştım ipimi. Onu iğneme geçiriyorum. Evet. Şimdi bakın. Tam köşeyi bu şekilde tuttum. Ve birleştiriyorum. Evet. Köşeyi sabitledim. Ve bakın. Hani ilk ilmekleri hep örmeden alıyoruz ya. Bu şekilde düzgün bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Ve şimdi bu ilmeklerin bakın aralarından geçiyorum. Bakın karşılıklı ilmeklerin aralarından çapraz bir şekilde geçiyorum. Şimdi diğer ilmek. Arkadaşlar ilmekleri karşılıklı olarak dikmeye gayret edin. Çünkü ilmekleri kaydırmayın ki daha düzgün dursun. Hemen karşılık gelen ilmekten bakın dikişimizi yapıyoruz. Bakın buradaki ilmeklerin arasından geçiyorum. Tekrar. Evet, hemen bir sonraki ilmek. Bir sonraki ilmek. Evet arkadaşlar. Yan dikişlerimizi bu şekilde yapıyoruz. Ta ki
bu koltuk altında lastiğe başladığımız ilmeklere kadar bu şekilde gösterdiğim şekilde dikişimizi yapalım. Daha sonra bu üst kısmının dikişini göstereceğim. Daha sonra da diğer yan tarafları yapacağız. Şimdi kol altına kadar dikip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben koltuk altına kadar diktim. Şimdi bu kenardaki ipime iğnemi taktım ve üst omuz kısmını dikmeye başlıyorum. Bakın yine köşelerden ilk önce sabitliyorum. Evet. Yine bakın şu şekilde düz ilmeklerimiz var. Yine onların içinden geçiyorum. Evet, bakın beyaz olduğu için biraz zor görünebiliyor. Şuradan ve karşısında bakın hemen burada. Evet. Tekrardan burada ve burada. Evet. Burada ve burada hemen yine aynı şekilde karşılıklı ilmeklerin arasından geçerek bu omuz dikişimi de yapıyorum arkadaşlar. Evet. Evet, dikişimizi bu şekilde yapıyoruz. Yine arkadaşlar diğer tarafını da yan dikişlerini gösterdiğim gibi yapacağız. Omuz dikişini de bu şekilde gösterdiğim gibi yapacağız. Ben bu diğer tarafı da dikeyim. Ona sonra bitimini göstermek için geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben pembe parçamı da diktim. Düğmelerimi de diktim. Bu şekilde çok cici bir yeleğimiz oldu. Şimdi ben bunun ölçülerini de vereyim sizlere. Eni 28 santim arkadaşlar, bakın. 28 santim. Boyuna da bir bakalım. Boyu da 33 santim arkadaşlar. Evet. Bu şekilde önleri beyaz ve pembe, arkası da bu şekilde çizgili iki renk olmuş oldu arkadaşlar. Yeleğimizin yapımı çok basit. Herkesin çok kolaylıkla ve rahat bir şekilde örebileceği bir yelek modeli arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olup videolarımı beğenir ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Sormak istediğiniz sorularınız olursa arkadaşlar yorum kısmına yazabilirsiniz. Ya da birkaç ilmek Instagram sayfamdan da bana yazabilirsiniz sormak istediğiniz sorularınızı. Evet, bir dahaki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın arkadaşlar.